Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gerekirse 16'lı masa kurarım sözlerini değerlendirdi Erdoğan. Masadaki ortakları artırmak netice vermez. Millet hizmet ister dedi. CHP'deki değişim tartışmalarının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Erdoğan, asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamasından vazgeçmesidir dedi. Ne diyorlar? Altılı masa. Şimdi ne diyor? Gerekirse 16'lı masa. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gerekirse 16'lı masa kurarım açıklaması vardı. Yalanla bir yere varılmaz dedi. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister, irade. Bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılmasının ardından ilk grup toplantısında konuştu. Seçim öncesinde altılı masada yaşanan krizde Akşener'in kumar ve noter masası sözlerini hatırlattı. Kampanyalarını yalan siyaseti üzerine kurdular dedi. İmamoğlu ve Yavaş üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Bulduğunuz iki tane belediye başkanı onlarla beraber bunları yapmaya gayret ettiniz. Ne oldu? Neredeler şimdi? Onlarla beraber yine dolaş. Çünkü bunlara cumhurbaşkanlığı koltuğu veremedin. Hiç olmazsa sözde genel başkan yardımcılığı koltuğu ver. Cumhurbaşkanı sözü CHP'deki değişim tartışmalarına getirdi. Baba oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Su alan geminin dümenine o gelmiş. Bu gitmiş hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele sahte gündemler yerine ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır. Erdoğan muhalefeti FETÖ konusunda da eleştirdi. Uyarılarında haklı çıktıklarını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı karıştırmak için kullandıkları ne kadar aparat varsa hepsi bugün muhalefete yönelmiştir. FETÖ'cülerle işbirliği yaparak siyaset tarlasına rüzgar ekmişlerdi. Bugün bu tarladan kendileri fırtına biçiyor. Bakınız biz bu konuda tüm samimiyetimizle muhalefeti yıllardır uyardık. Rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceğini kendilerine anlattık. Gelinen noktada ikazlarımızda ne yazık ki haklı çıktığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete başörtüsünü anayasal güvence altına alan teklif konusunda da çağrıda bulundu. Ne dedik seçim öncesi? Anayasa yapalım. Ve bu anayasada başörtüsü konusunu masaya yatıralım, bunu çıkaralım. Bak şimdi gene söylüyorum. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz, yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alın.